Ben anlıyorum seni. İnsanlar sürekli konuşuyorlar. Sen sinirleniyorsun, geriliyorsun. Haklısın da. Geleceğinden endişe duyduğunu da biliyorum. O yüzden benim sana çok ciddi bir teklifim var. Evleneceğiz. Benden sana koca olmaz. Kızın adı baba. Kendini kimseye paspas etmeyecek artık kızım. Hadi gel. Gidiyoruz anneciğim. Aferin sana. Aferin benim kızıma. Aferin. Hadi gidiyoruz anneciğim. Kübra. Sibel içeride mi? İçeride. Elif'e 5 dakika baksana. Bakarım. Kübra? Senle konuşalım mı artık biz? Konuşalım. Ne konuşacağız? Yiğit'le seni biliyorum. Öyle mi? Ne biliyorsun? Anlat biz de bilelim. Yiğit'le ilişkini mesela. Senin onun aklını nasıl çeldiğini. Senin nasıl sinsi bir yılan olduğunu biliyorum mesela Sibel. Bunu şimdi öğrenmedin değil mi Kübra? Daha hamileyken gördüm ben sizi. Şu aşağı kapı var ya. Orada öpüşürken. Hatırladın mı o günü? Aa, hatırladım evet. Bebeğini aldırmadığını öğrendiğimiz gün değil mi? Ben sandım ki o bebek doğunca sen hatanı anlarsın. Yiğit'ten uzaklaşırsın dedim. Ama nerede? Madem öyle benim de soracağım bir iki hesap var bu durumda. Madem bizi biliyordun neden ses çıkarmadın? Neden bir şey söylemedin? Bilmiyormuş gibi yapmak işine geldi değil mi? Sen Yiğit'in kafasını karıştırdığın için şu an yanımızda değil. Senin yüzünden benim kızım babasız büyüyor Sibel. Sen bebeğini Yiğit'le beni ayırmak için kullandın Kübra. Ben senin için ve senin çocuğun için aşık olduğum adamdan vazgeçtim be. Aşık oldun. Ya evet. Aşık oldun. Sen bizi bile bile doğurdun o çocuğu. Ben sizi gördüğümde artık her şey için çok geçti. Benim öyle bir dönüş şansım yoktu. Biz senin hala hamile olduğunu bile bilmiyorduk Kübra. Sen bile bile hepimizin hayatını talan ettin. Yiğit'in, kendinin, bebeğinin, bebeğinin ne günahı vardı be? Şimdi karşıma geçmiş yüzsüz yüzsüz. Sibel! Sen karışma! Bana baksana sen. Sen böyle bana bağırarak suçunu örtemezsin. Anladın mı? Ne suçu Kübra? Ne suçu? Sen bana neyin cezasını çektiriyorsun bir senedir? Ben seninle ultrasonlara geldim. Beşik bakmaya geldim. Sen hamileliğini, benim canımı yanacağını bile bile benim gözüme soktun. Yılan kim acaba? Çünkü ben seni arkadaşım sanıyordum. Sen beni sırtımdan vurdun Sibel. Arkadaşmış. Ya işine gelince arkadaş tabii. Biz sana arkadaşlığımızı yapmaya çalıştık. Biz seni kaç kere uyardık. Ben kaç kere dedim sana o çocuk babasının intikamını almak için seni kullanıyor dedim. Fırlatıp atacak seni işi bittiğinde dedim sana. Canın yanacak dedim ve dediklerim teker teker çıktı ve şimdi senden nefret eden bir adamın peşinden dillenci gibi dolaşıyorsun. Sana yemin ediyorum. Yemin ediyorum Sibel, bu yaptıklarını çok fena ödeyeceksin sen. Bundan sonra kork benden. Kübra hadi, bebek ağlıyor ya. Sen kendinden kork. Git de şu zavallı gurursuz haline bir bak, bir izle kendini aynada. Merak etme, iki dünya bir araya gelse ben Yiğit'le olmam bu saatten sonra. Büyük ihtimal koşa koşa sana gelir zaten şimdi değil mi? Kendini kandırmaya devam etsen. Ne güzel ya.
Ne güzel de çıktı gerçek yüzün. Hadi Kübra. Senin de ağzın bir açılınca kapanmıyor Sibel. Ayıptır ya. Bu kadarı da ayıp, günahtır. Tamam, tamam Kübra. Sakin ol biraz. Bak Elif korkacak ya. Ben mi haksız oldum şimdi? Ben mi suçlu oldum? Dediklerini duymuyor musun? Hadi gel, gel. Sana bir çay ısmarlayayım kendine. Terbiyesiz. Merhabalar. Emir bana evlenme teklif etti. Ne yaptı? Vallahi. Dur, dur. Dur, bunu sindirmem lazım. Sizin ne biçim hayatınız var ya sizin? Ne evlenmesi kızım ya? Ya bir sakin ol. Sakin ol, bir şey yok ortada. Formaliteden işte, kağıt üzerinde sadece. Ne demek ya formaliteden? Yataklar ayrı demek mi? Herhalde öyle demek ya. Başka türlü olabilir mi? Emir Elif için istiyor. Analı babalı büyüsün diye. Hem belki nikah olursa bu konuşanlar da susar diye. Kız büyürken mağdur olmasın istiyor. Ah be Emir'cim ya. Ah be. Sen ne dedin peki? Ne diyeyim Derya? Hayır dedim tabii ki. Eğer ben evlenirsem Emir'le, kağıt üstünde bile olsa, bu Yiğit konusunda tamamen pes etmem demek benim. Kızma bana ne olur. Biliyorum kızıyorsun. Ama bu hırs değil. Ne peki? Bu intikam almak da değil, bu aşk. Çok anlıyorsun ya aşkla. Bu öyle bir şey işte. Yiğit artık onu beklemediğimi bilirse. Ona ihtiyacın olmadığını bilirse. Neyse ne. Benim artık Yiğit'le başka şansım olmaz. Kübra. Yiğit'le bir şansın olsaydı Emir sana evlenme teklif etmezdi zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.